Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Gizemlerine baştan hoş geldiniz. GTA Gizemlerinin bu bölümünde son zamanlarda internette dolaşan bir iddiayı kontrol edeceğim. Bir iddiaya bakacağım. Şimdi internetteki olay şu. Bazı YouTube kullanıcıları internete videolar koymuş işte. Only yılların evinde, Trevor'ın yaktığı evde. Ki şurada. Ev şurada duruyor. Şu ev. Büyük haritadan göstereyim. Gece saatinde bu eve girersek bir bebeğin ağlamasını duyabilirmişiz. O yüzden bu evin lanetli olduğuna inanılıyor. Ama San Andreas olaylarında da gördüğü anladığım kadarıyla, o olaylardan da öğrendiğim kadarıyla bir şeyin doğruluğuna inanmak istiyorsam onu ilk önce kendim kontrol etmem gerekiyor. Çünkü San Andreas'ta bir sürü mod olayı oldu, bir sürü fake olay oldu. İşte insanlar Bigfoot'u gördüğünü iddia ettiler. Ondan sonra mod olduğu kanıtlandı falan filan. Aynısı burada da yaşansın istemiyorum. O yüzden bir kontrol edeceğim. Bir şeyden emin olmak istiyorsam ilk önce kendim bakacağım olaya. geldim buraya. Olay dediğim gibi gece saatlerinde burada bir bebeğin ağlaması duyuluyor. Bir olay da şu, hani bir bebeğin ağlaması oyun içine lan montajda bile kullanılabilecek bir şey. İlle de oyun içinde olması gerekmiyor. İlle de mod olması gerekmiyor. Montajda bile basit bir şekilde kullanılabilecek bir şey. O yüzden doğruluğundan emin olmak istedim ben bu olayın. Daha önce gelip buraya bir araştırma yaptım. Bir gece falan kaldım. Pek bir şey duyamadım ama 1-2 saat geç geldim yani. Ben buraya geldiğimde saat 12 falandı herhalde. Gece 12 falandı. Etrafta da araştırmamı yaptım ben. Şey bulamadım. İşte bu hareket ediyor. İşte bir bebek arabası, bir oyuncak, biberon gibi bir şey bulamadım. Hani buranın içinde bir bebek olduğuna dair bir kanıt bulamadım. Buranın içinde bir bebeğin olması da bana pek inandırıcı gelmedi. Çünkü 10 yıl kardeşler. Bayağı kalabalık bir aile. Hepsi erkek kardeş bunların. Buraya bastığımızda hiç kadın falan yoktu. Hani hiç birisinin sevgilisi, eşi falan yoktu. Buraya bastığımızda bayağı silah sesi duyuldu. O silah sesleri eğer evin içinde bir bebek öldüyse o sırada bir bebek olması gerekiyordu evin içinde. Silah sesleri de o bebeği rahatsız etmesi gerekiyordu. Bebeğin de ağlaması gerekiyordu. O zaman da bir şey duymadık. Yavaş yavaş gece oluyor. Şuraları falan araştırdım ben pek. Dikkate değer bir şey bulamadım. Bir tek şurası var. Burasını da olayını ben pek çözemedim. Şu bir yüze benziyor. Yüze benzettim. Sanki böyle sakallı, işte bir palyaçoymuş gibi ama benim hayal gücüm birazcık geniştir. O yüzden pek şey yapmayacağım. Şuraya girilmiyor. İçerisi karanlık. Böyle şeyler pek biraz ilgisini çekiyor. Gizem avcılarının oyunda mitlerin gerçekliğini araştıran insanları. Buraya birazcık baktım ama pek bir şey bulamadım. İlginç olay şu, içeriden böyle ışık geliyormuş gibi bir efekt koymuşlar ama içerisi karanlık, kapkaranlık. O birazcık ironi oluşturmuş. Buranın içine bakmadım, bakayım hemen. Burası ahır mı? O da ayrı bir konu, hani çevredeki çiftlik bu, hani buraların çiftliği falan o ama şey yok. Şunların içine bakmak lazım. San Andreas'ta böyle yerler vardı biliyorsunuz. Kanlı kabin falan. Panoptikondaki yerler. Ne bakmak lazım yani. İlginç bir şeyler çıkabilir. Bu hayvanlar neden hala burada? Sıkıntı orada. Gelip birisini bu hayvanları götürmesi gerekmiyor muydu? Öyle bir de olay var. Ha, ben işte dediğim gibi daha önce bir gece geldim. Bu evin içinde kaldım. Araştırma falan yaptım. Duyduğum sesler genelde şeydi. Arabaların yolda hız yapması. Hayvan sesleri, kuş sesleri falan birlikte duyulduğu zaman insanların yanıltabilecek bir sesti. Ama ve lakin açık fikirli zihinli bir insanım ben. Yani fikirlerime açık, hiçbir şeyi tam olarak reddetmiyorum. O yüzden ümitli bir şekilde gelip burada araştırma yapıyorum. Bu gece bir şey bulamazsam başka gece baştan geleceğim. Hani bu gece bir şey duymazsak başka bir video daha olacak.
Kas sesleri falan duyuluyor. Belki insanlar onu bebek ağlamasına benzetmiş olabilirler. Ama şimdi mümkün olduğunca sessiz olmaya çalışacağım. Sadece şunu da hemen anlatmak istiyorum. GTA 5'te ve San Andreas'ta gizem araştırmalarını devam edeceğim. Ve bütün araştırmalarımı YouTube'a atacağım. Bir bulsam da bulmasam da atacağım. Çünkü benim görmediğim bir şeyi, duymadığım bir şeyi siz fark edebilirsiniz. Ben böyle bir karar aldım. Yani atıyorum koca ayak gizemine en az 3-4 video gelir. Birinci videoda bir şey çıkmazsa. Bunun olması için oyunu %100 bitirmem gerekiyor. Onu da bilmiyorum. Onu da önceden söyleyeyim. Oyunu %100 bitirdikten sonra hani hikayesi, yan görevleri, mini game'leriyle birlikte hepsini bitirdikten sonra baştan denerim. Az önce çok tekinsiz bir ses duydum. Araba sesi miydi? Başka bir şey miydi anlayamadım. Şunu kısaca, söylemek istiyorum. Şu anda ben konuşuyorum. Ama bariz bir şey duyulursa ben rahat bir şekilde duyabilirim onu çünkü şu anda kendi sesimi o kadar fazla duyamıyorum. Kulak yok lan. Korkuyorum. Korkuyorum şu anda. Güneş tam olarak doğana kadar araştırmam devam edecek. Yani bir 6,5 saat daha var. Gün dışını bir dolaşalım. Sonrası böyle bir olay vardı. Yeni ortaya çıkma şansı %10 falan gibi bir muhabbet vardı. 20'de bir olasılık ortaya çıkıyor gibi. Bunda öyle bir şey var mı bilmiyorum.
Şimdi bebek ağlama sesi değil de arada sırada sanki haykırma sesleri geliyor. Araba sesleri değil. Araba sesinden farklı. Haykırma sesleri. Bir hayvan haykırıyor gibi ama normal hayvan sesleri değil. Yani sanki böyle bağırıyor, çığlık atıyormuş gibi bir şey. Neyse bilmiyorum. Hayal gücüm çok geniştir. Belki zihnim bana oyunlar oynuyordur. Böyle oyunlar sevmeyin. Bundan sonra bol bol Metaverse gizemleri videolarda geleceğini söyleyeyim. İnternetten bayağı bir şey topladım, iddia. Hepsini değerlendireceğim, hepsini kontrol edeceğim. Ne kadar şey duymadım ya, hayal kırıklığına uğruyorum açıkçası biraz. Duymak istiyordum. Oyundaki ay çok hoşuma gidiyor benim. Çok gizemli ve çekici geliyor bir şekilde. Çekici derken göze batıyor. Ses neydi lan? Çok tuhaf bir ses daha duydum. Arada sırada bir şeylerin hareket ettiğini görür gibi oluyorum ama daha çok rüzgarın cisimleri hareket ettiğini, yani rüzgarın olayı o daha çok veya hareket ettikleri kuş geçerken, arba geçerken falan. Ama gene de ne olduklarını kesin olarak emin olamıyorum. Bak şunu rüzgar falan savuruyor. Bunun gibi şeyler olabilir. Yoldan geçen arabalar, şu parçalar falan olabilir. Kuş falan olabilir. Şu yoldan geçen arabalar olabilir. Çünkü görebiliyoruz oradan geçerken. Ama gene de korkutuyor beni. Ürpertiyor daha doğrusu böyle. Tüylerim diken diken oluyor gördüğüm zaman. Daha bir şey duymadık ya. Saat de 1.30 oldu. 4.5 saatimiz daha var ama. Ne? Ha. Ayşe güçlüymüş, bayağı güçlü. Hayaletleri atış ederek rahatsız edelim. Aha! Yakacağım burayı. What is this bullshit? Oraya lan! Ha! Of! Aman tanrım. Nereydi o şey? Bir yere benzin döktük ama nereye döktüğümü unuttum. Aha! Burayı yakmak istedim. Sonra şey bitti. Gaz deposu bitti. Gaz şeyi bitti. Bidonu bitti. Gaz bidonu bitince Michael bir şeyler söyledi. Ödüm koptu. Bir şey olduğunu zannettim. Ödüm koptu. Yemin ederim yerimden fırlayacaktım. Eğer korkularım olmasaydı. Kablosu birazcık kısa. O yüzden fazla hareket edemiyorum.
Aman nerede ya? Ortaya çıktı dostum. Büyük hayallerle geldim buraya. Korkacağım diye bekliyordum yani. Sen ağlayacaksın, ben ürpereceğim, altın edeceğim falan. Abi çıksana buraya. Ben çıkmıyorum. Her tarafımda gezmiyorum, hiçbir şey çıkmadı. Ben buraya gelirken şey zannediyorum, hani bebek sesini garanti duyacağım zannediyordum ama. Bu araba sesiydi, bebek sesi değildi. Bebek sesini garanti duyacağım diye bekliyordum. Ben hayalet arayacaktım burada, hani bebek sesini garanti duyacağım. Ama burada mekanı bebeğe bağlayan bir cisim, bir işte bebek arabası, biberon veya duvarlarda tuhaf tuhaf yazılar veya bir hayalet bekliyordum ama neyse, dediğim gibi hani benim burada bu gece bir şey duymamam, görememem onun gerçek olmadığı anlamına gelmez. Belki oyunu %100 bitirmem gerekiyordur. Belki sadece bazı geceler ortaya çıkıyordur. Belki Trevor'la gelmem gerekiyordur buraya, bilmiyorum. Daha sonra başlayın. Geleceğim buraya. Başka videolarda olacak. Buraya gelip araştırma yaptım. Çünkü dediğim gibi buraya ikinci defa gelişim ve hala bir bebek sesi duymayı bekliyorum. Daha hani o şeye girmedim, o moda girmedim işte. Bebek yok diye bir şey diyemem. Çünkü Rockstar tanıyoruz, oyunlara tuhaf tuhaf şeyler koymayı çok seviyor. Ben de tuhaf tuhaf şeyleri çok seviyorum. O yüzden videoların devamı kesinlikle gelecek. Yine saat kaç oldu? Kuş bu. Şimdi sizin ya benim duymadığım, görmediğim ama sizin fark ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu videoların amacı o. Zaten bir şey bulduysam belli oluyor. Onu belirtiyorum. Tuhaf, tuhaf hayvan sesleri duyuyorum. Evet. Ama bebek sesi duymuyorum. Şu ana kadar duymadım. Duymadım şu ana kadar. İlk videoda, ilk video yaptım onu, onu sildim daha sonra. Bir kalitesi çok kötü. İki zaten hiç çıkmadı. Orada bebek sesi duyduğumu zannettim. Ama adamın kendi sesi olduğu ortaya çıktı. Trevor'laydım. Şuradan çıkmıştım. Buradan çıktığımda adam işte tırmanırken, atlarken yukarıda ses çıkardı. Ben de onu bebek sesi zannettim. Birazcık ürperdim. Ama şimdi gayet iyiyim. Yani öyle bir ses olmadığını biliyorum en azından. Bu olayın kötü yanı, yani de internette işte benim gibi veya başkaları gibi oyunlarda gizemli tuhaf şeyler arayan insanların, easter egg arayan insanların, mitlerin, iddialarının doğruluğunu kanıtlamaya çalışan insanların asıl karşılaştığı zorluk tamamlıkta iğne aramak gibi. Hatta şöyle söyleyeyim, öyle bir şey olmayabilirdi ama gene de arıyorsunuz. Mesela şu anda bebek sesi yok. Tam araba sesiydi. Öyle bir şey olmayabilir. Mesela şu anda bebek sesi duymaya çalışıyorum. Bir hayalet görmeye çalışıyorum. Öyle bir şey olmayabilir ama ben kendi arıyorum. Ve şöyle bir felsefeye giriyorum. Şöyle bir ruh haline giriyorum. Hani
Tamam, bugün ortaya çıkmayabilir. Şu an ortaya çıkmayabilir ama başka zaman başka zaman ortaya çıkabilir. Veya başka bir yerde, başka bir zamanda ortaya çıkabilir gibi bir şey düşünüyorum ve devam ediyorum aramaya olmayan bir şey için. En sonunda iyice sıkıldığım zaman ise tamam diyorum, bu yok. En büyük zorluk bu. Bir de eğer öyle bir şey rastladıysam da fark etmediysem o daha da kötü. O kadar emek harcamışım, şey yapmışım ama olmadığını düşünüyorum ama aslında varmış, bulmuşum ama ben fark etmemişim. Böyle olay, öyle şeyler çok oldu. Ben araştırdığımdan beri aynı şeyleri yapıyorum ve çok yaşadım öyle şey. Neyse, bir şey yok ya. En azından bu videoda bir şey bulamadım. Saat kaç oldu? 5.13 oldu. Güneş doğuyor zaten, baksanıza. Hep nereden doğuyor? Ay oradaysa güneş taraftan doğuyordur. Güneş iyice yükselince şey yapacağım, bırakacağım arabayı. Bayağı güneşe giriyor artık. Neyse, bir şey bulamadık. Bu videoda bir şey ortaya çıkmadı. Eğer siz bir şey gördüyseniz, fark ettiyseniz bu videoda benim görmediğim, lütfen yazmayı, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi videoda dedim, hangi zaman aralığında gördüğünüzü de söyleyin işte. Atıyorum 15 dakika, 15. dakika, işte 27. saniyeden şu dakika, şu saniyeye kadar falan diye belirtin. Veya bir böyle anlık bir şey gördüyseniz onun zamanını belirtin. Yani bu kadar. Horoz sesi duyduk en sonunda. Bir tamam, araştırma resmen bitmiştir. Horoz sesi duyduk. Dediğim gibi bu videoda bir şeyin ortaya çıkmaması böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. Daha birçok video yapacağım bu konu hakkında. Diğer konular hakkında da birçok video yapacağım. Öyle. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek sinirlilikte kalmanız dileğiyle. Bay bay.